İlkbaharda havalar ısınır. Yağmur bulutlarından yeryüzüne düşen yağmur damlaları topraktaki bitkileri besler. Su tüm canlılar için çok önemlidir. Yağmur yağdığı zaman toprak o kadar güzel kokar ki doğada tüm renkler değişir, canlanır. Yağmurda kırlarda yürür, neşeyle zıplayan kurbağaları izlerim. Çıkardıkları sesleri dinlerim. Onların bu güzel gösterisini selamlarım. Doğanın değişimini hayranlıkla izlerim. Çiçek açan ağaçların altında kuşların bahar şarkılarını dinlerim. Bahçemizdeki ay çiçeğinin çabucak büyümesini ister ve gökkuşağının altında dans ederim. Güneş ateşten bir topa benzer. Dünyamızı ısıtır ve aydınlatır. Güneş olmasa dünyamızda yaşam olmazdı. Yazın güneş gözlüğümü ve şapkamı takarım.
Güneşten korunurum. Dondurmam var, nefis dondurmam var. Kaymaklı dondurmam var. Dondurma yerim. Küçük yelkenliğimle gezerim. Denize girer, yüzerim. Kuma resimler çizerim. Kumdan kaleler yaparım. Yazın kumsalda çok eğlenirim. Sonbaharda yapraklar dökülür. Tohumlar rüzgarla çevreye dağılır. Ben rüzgarda uçuşan yapraklarla koşarım. Sıcak yerlere göç eden kuşlara el sallarım. Esen rüzgarla birlikte şarkılar söylerim. Dağlar ardımda bir orman varmış. Orada bütün hayvanlar mutlu yaşarmış. Kışa hazırlanan karıncaları izlerim. Ve hızlı giden bulutlara uçurtmamla eşlik ederim. Karlı kış günlerinde her yer bembeyaz olur. Kar tanelerinin birbirinden farklı olduğunu biliyor musunuz? Onlarla kardan adam yaparım. Kulağımda koyarım. Karda yuvarlanırım. Kardan adamla kar topu oynarım. Evet, bakalım Kış Bey'in çantasında ne varmış? Aralık ayıyla birlikte Kış Bey adım atmış sarayın bahçesine. Bütün kıyafetleri bembeyazmış. Atkısı, veresi, eldivenleri, montu, çizmeleri, her şeyi bembeyazmış. Etrafında kar taneleri uçuşuyormuş. Kar taneleri minik kelebeklere benziyormuş. O kadar güzel, o kadar beyazmış ki hepsi. Yaşlı amcanın gözleri kamaşmış. "Hoş geldin Kış Bey," demiş. "Çantamda ne var bakalım?" demiş Kış Bey'e. Kış Bey cevaplamış. Çantamda kalın giyecekler, sıcak çorbalar ve ıhlamur var. Ayrıca ıspanak var ve tabii ki bol bol kar var demiş. Yaşlı amca çantayı açmış ve bir de ne görsün, buz gibi bir hava gelmiş. Kış Bey gülümsemiş. Yaşlı amca çantayı açmış ve Kış Bey'e hoşça kal demiş. Peki çocuklar, kışın gelince demek ki ne oluyormuş? Ne oluyormuş? Kar yağıyormuş. Başka ne oluyormuş? Kış Bey çantasında ne getirmişti? Portakal getirmişti. Başka mandalina getirmişti. Evet, peki
Kıyafetler nasıldı? Kalın mıydı, ince miydi? Kalındı. Peki siz de şimdi sanat etkinliği için güzel bir kış resmi yapmak ister misiniz? Hadi o zaman herkes boyasını kağıdını alsın ve en güzel kış resmini yapsın. Hadi bakalım. Kolay gelsin.
zamanlar küçük bir kız varmış. Bu kız hep kırmızı başlıklı bir pelerin giyermiş. Bu nedenle de herkes ona kırmızı başlıklı kız diyormuş. Kızım. Efendim anneciğim. Anneannen hasta biliyorsun. Ona yaptığım kurabiyeleri ve ormandan topladığım şifalı bitkileri götürür müsün? Tabii götürürüm anneciğim. Küçük kız her zamanki gibi kırmızı pelerini üstünde, şapkası başında yola çıkmış. Tavşan ormanındaki yoldan sakın ayrılma kızım. Diye seslenmiş annesi arkasından. Kırmızı başlıklı kız ormanda neşe içinde şarkılar söyleyerek yürüyormuş. Buraya neden tavşan ormanı diyorlar acaba? Yol boyunca hiç tavşan görmedim. Kırmızı başlıklı kız çiçeklerle dolu bir yolun başına gelmiş. Rengarenk, çeşit çeşit çiçekler varmış etrafta. Anneanneme biraz da çiçek toplayayım, çok sevinir. Kırmızı başlıklı kız çiçekleri toplarken yoldan uzaklaştığını hiç fark etmemiş. Tam bu sırada çalılıkların arasından bir ses duymuş. Birdenbire önüne bir kurt atlamış. Kırmızı başlıklı kız kurdu karşısında görünce çok korkmuş ve elindeki sepeti yere düşürmüş. Kurt hemen atılmış ve sepetten dökülen kurabiyeleri toplamış, küçük kıza geri vermiş. Kırmızı başlıklı kız kurdun bu hiç beklenmedik davranışından dolayı çok şaşırmış. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun küçük kız? Anneanneme gidiyorum. Ormanın sonundaki sarı ev. Sağlığı pek iyi değil. Bu yüzden ona kurabiye ve şifalı bitkiler götürüyorum. Öyle mi? Bu arada bana kırmızı başlıklı kız diyebilirsin. Çünkü herkes öyle der. Ben önden gidip anneannene geldiğini haber vereyim. Sen de rahat rahat çiçek topla. Tam bu sırada yaklaşmakta olan avcının silah sesini duymuş ve hemen oradan kaçmış. Kırmızı başlıklı kız bir an etrafına bakmış, kaybolduğunu anlayınca ağlamaya başlamış. Bu sırada yaklaşan avcı kırmızı başlıklı kızın sesini duymuş ve yanına gelmiş. Burada tek başına ne yapıyorsun küçük kız? Bu yol çok tehlikelidir. Ben de uzun zamandır buralarda dolanan bir kurdun peşindeyim. Kırmızı başlıklı kız annesinin sözünü dinlemeyip tavşan ormanındaki yoldan ayrıldığı için çok utanmış ve avcıya kurtla karşılaştığını söyleyememiş. Ormanın sonunda oturan hasta anneannemi kurabiye götürüyordum ama kayboldum. Seni anneannenin evine kadar bırakayım o zaman. Birlikte yola koyulmuşlar. Bu arada kurt kısa yoldan gelerek çabucak anneannenin evine varmış. Kapıyı çalmış. İçeriden anneannenin sesi gelmiş. Kim o? Kurt sesini değiştirerek. Benim anneanne. Kırmızı başlıklı kız. Sana nefis kurabiyeler ve şifalı bitkiler getirdim. Kapı açık güzel kızım. İçeri gelebilirsin. Kurt kurnazca gülümsemiş ve açık olan kapıdan hızlıca içeriye atlamış. Biraz sonra kırmızı başlıklı kız ve avcı anneannenin evine gelmişler. Hadi bakalım küçük kız. Bir an önce anneannenin yanına git. Avcı tekrar yola koyulmuş. Kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. İçeriden anneannesinin sesi gelmiş. Kim o? Benim anneanne, kırmızı başlıklı kız. Kapı açık güzel kızım. İçeri girebilirsin. Kırmızı başlıklı kız bir an için tereddüt etmiş. Çünkü duyduğu ses anneannesinin sesine pek de benzemiyormuş. Sonra anneannesinin hasta olduğu aklına gelmiş. Anneannem hasta olduğu için sesi böyle çıkıyor galiba.
Kırmızı başlıklı kız kapıyı açmış ve içeri girmiş. Kurt anneannenin geceliğini giymiş, başlığını ve gözlüklerini takmış, yatakta yatıyormuş. İçerisi karanlık olsun ve kırmızı başlıklı kız kendisini tanımasın diye de perdeleri kapatmış. Buraya kadar yorulup bana yiyecek getirdiğin için teşekkür ederim yavrum. Yanıma gel de seni biraz seveyim. Yaklaş kızım, biraz daha yaklaş. Kırmızı başlıklı kız elindeki sepeti bir kenara bırakmış ama yatağa çok fazla yaklaşmamış. Çünkü anneannesi ona farklı görünüyormuş. Senin kolların neden bu kadar uzun anneanne? Seni daha iyi kucaklamak için. Kulakların neden bu kadar büyük peki? Seni daha iyi duyabilmek için. Gözlerin neden bu kadar kocaman peki? Seni daha iyi görebilmek için. Dişlerin neden bu kadar sivri peki anneanne? Seni daha iyi yiyebilmek için. Kurt yataktan fırlamış ve kırmızı başlıklı kızın üstüne atlamış. İmdat! Kırmızı başlıklı kız o anda yatakta yatanın anneannesi değil, yolda karşılaştığı kurt olduğunu anlamış. İmdat! Yardım edin! Avcı kırmızı başlıklı kızın çığlığını duymuş. Ve hemen eve koşmuş. Açık olan kapıdan içeri dalmış ve hemencecik kurdu yakalamış. Nihayet seni yakaladım pis kurt. İşte elimdesin. Avcı kurdun karnını açmış ve anneanneyi kurtarmış. Bizi kurtardığın için teşekkür ederim avcı amca. Bir şey değil. Ama bir daha sakın annenin sözünden dışarı çıkma küçük kız. Anneanne kırmızı başlıklı kızın getirdiği kurabiyeleri yemiş. Şifalı bitkileri kaynatıp suyunu içmiş. Ve hemen iyileşmiş. Kırmızı başlıklı kız anneannesine bir daha hiçbir kurduğun sözüne kanmayacağına dair söz vermiş. Kırmızı başlıklı kız ormanda neşe içinde şarkılar söyleyerek yürüyormuş. Yolda tekrar kurda rastlamış. Avcının ormanı temizleme cezası verdiği kurt, kırmızı başlıklı kızı görünce yaptığından çok utanmış. Tavşan ormanı yine eskisi gibi tavşanlarla dolu cıvıl cıvıl neşeli bir orman olmuş.